the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him, takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. İlk atom bombasını yaratan Manhattan Projesi'nin başındaki Robert Oppenheimer da, ekibin diğer üyeleri de teorik olarak ne yaratacaklarını biliyorlardı. Oysa New Mexico'daki testlerden sonra pratiği bizzat deneyimlemiş ve "Ben ölüm oldum" alıntısında bulunacak kadar büyük bir dehşeti bizzat yaşamıştı Oppenheimer. Bu dehşeti önce Hiroşima ve Nagasaki'de bulunanlar, ardından bu haberi alan bütün dünya yaşayacaktı. Dışarıdan devasa bir mantar bulutuna benziyordu bombanın etkisi. Doğal bir fenomen olsa, zararsız olsa, kuzey ışıklarını izlemek gibi güzel bir aktivite olurdu tahminen, gidip bu bulutun ortaya çıktığı zamanı izlemek. Oysa doğal bir fenomen değil, insan eliyle yapılmış en tehlikeli silahın görünümüydü bu. O mantarın içinde kalan ne varsa yok ediyordu. Kimisini hemen, kimisini zamanla. Çünkü belirli bir bölgedeki her şeyi hedef seçmeden yok ediyordu bir silah. Örneğin Hiroşima'ya atılan Little Boy isimli bomba 20 bin askeri öldürmüş ama eş zamanlı olarak 70 bin ila 125 bin arası da sivilli katletmişti. İşte bu nedenle bu yıkımdan sonra bu silahın hedef seçmemesi nedeniyle çocuk, kadın demeden herkesi öldürmesi, kalanları da radyasyonuyla kanser etmesi, beyin hasarı bırakması ve diğer bütün zararların nedeniyle bu silah bir daha kullanılmadı demek isterdim. Ancak hikaye maalesef böyle değil. Biraz önce söylediğim cümlede tek doğru olan şey, Hiroşima ve Nagasaki'den sonra atom bombalarının hiç kullanılmamış olması. Fakat sebebi biraz önce saydığım insancıl etkileri değil, maalesef bu silahların yıkımının oluşturduğu stratejik denge gibi görünüyor. İşte bu nedenle ben de bugün bu stratejik dengenin mantığını ve bunun nasıl ortaya çıktığını ve nasıl devam ettiğini konuşmak istedim sizinle. Mantığı anlatabilmek için öncelikle atom bombasının ne işe yaradığını anlatmam gerekiyor ki bunu anlatmak için de atom bombasından önceki mantık neydi buna değinmem gerekiyor. Atom bombası öncesinde yapılan bombalamalarda adına stratejik bombardıman denilen kitlesel bombalamalar söz konusuydu. Yüzlerce uçaktan oluşan, hatta bazen binlerce uçaktan oluşan bir filo bombalamaya gidiyor, yüzlerce, binlerce sorti yaparak şehirleri bombalıyorlardı. Bu filoların, sortilerin, atılan bombaların, vurulan uçakların ve ölen insanların hepsi maliyet demekti. Ve neden şehirleri vurduklarına gelince, hedefler durumundaki fabrikalar, yollar, limanlar vesaire şehrin dört bir yanına dağılmış durumdaydı. Ve tüm bu sebepler bir araya geldiğinde şehre genel bir bombalama yapmak daha kolay oluyordu. Ayrıca Douay doktrini gereğince şehirlere yapılacak bombalamaların kamuoyunda büyük bir korku yaratacağı ve karşı tarafın iradesinin kırılacağı bekleniyordu. İşte bu fiziksel ve psikolojik hedefler birleşince savaşla doğrudan ilgisi olmayan evler ve siviller de hedef oluyor, koca koca şehirler yıkılıyordu. İşte atom bombasının en önemli avantajı burada ortaya çıkıyordu. Hiroşima örneğinden gidecek olursak, yüzlerce uçaklık bir filonun birçok sortide yapacağı etkiyi 3 uçaktan oluşan bir filo tek başına yapmaktaydı. Yine Hiroşima örneğinde toplamda 6 uçak görevlendirilmişti. Ki bu 6 uçağın da 3'ü vurulabilecek 3 alternatif şehir olan Hiroşima, Nagasaki ve Kokura'daki hava keşif uçaklarıydı zaten. Bunların arasında ilk hedef olarak seçilen Hiroşima'ya birisi bombalamayı yapan Enola Gay uçağı olmak üzere giren 2 diğer uçağın birisi koruma görevi yapan hava keşif uçağı, diğeri ise hepimizin gördüğü o fotoğraf ve görüntüleri çeken uçaktı zaten.
Yani aslında tek bir uçakla koca filonun yaptığı etki yapılabiliyordu. İşte bu nedenle atom bombası ilk ortaya çıktığı dönemin karar alıcıları için oldukça mantıklı bir seçenek olarak kabul ediliyordu. Onların açısından konuşuyorum. Çünkü mesela gidip o dönemde karar alıcılara soruyor olsanız onlar tahminen size stratejik bombardımanlarda da zaten şehirlerin yıkıldığını, sivillerin öldüğünü, çocukların, kadınların öldüğünü, atom bombasının ise hatta savaşın süresini kısalttığına değinip bunun kullanılmasının iyi bir seçenek olduğunu söylüyorlardı. Örneğin Hiroşima ve Nagasaki'ye yönelik meşrulaştırmalarda daha sonra çıkacak çatışmalarda yaklaşık 1 milyon kişinin ölebileceği ve aslında yaklaşık işte Hiroşima artı Nagasaki'de yaklaşık 200-250 bin ölümle 1 milyonun önüne geçildiği söyleniyordu. Yani ben onların cümlelerini söylemek durumundayım. Dolayısıyla aslında ilk başta nükleer silahların olması bir uluslararası ilişkilere denge getirecek bir dehşet yaratmıştı diyemeyiz. Zaten tek bir ülkenin elinde olduğunu da hatırlatmak isterim. İşte bunu bir dehşet dengesine dönüştürecek olan mesele nükleer silahlarda görülen iki tane önemli gelişme. Şimdi bunları açalım. Bu gelişmelerin ilki ABD'nin Soğuk Savaş'taki küresel rakibi olan Sovyetler Birliği'nin 1949 gibi erken bir dönemde ilk atom bombasını geliştirmesiyle başlıyor. ABD tarafından yapılan hesaplamalarda Sovyetlerin ilk atom bombasını geliştirmesinin 1952 ila 1954 yılları arasında olacağı hesaplanmaktaydı. Savaş barbarlık, savaşta atom bombası kullanmak süper barbarlık diyen Sovyet lideri Stalin, Soğuk Savaş'ın ortaya çıkması sonrasında ABD'yi dengelemek adına hızla atom bombası geliştirilmesi emrini vermişti bile. Böylece 1950'lere başladığımızda yüzlerce, bitirirken binlerce nükleer bomba olmuştu iki tarafta da. Bu denge 70'lere kadar hep ABD'nin açık üstünlüğüyle sürmekteydi. Ancak Sovyetler Birliği'nin ürettiği bomba sayısı da ABD'ye caydırıcılık yaratabilecek düzeydeydi. Ayrıca dönemin gelişmeleri sonrasında bu nükleer silahları farklı noktadan atabilme imkanına sahip olmuştu iki tarafta. Yani hem farklı yerlerde üsler edinmişler hem de ülkesel üslere ihtiyaç duymayan teknolojilerle birbirlerine kısa, orta ve nihayetinde uzun menzilli füzeler ve füzeler aracılığıyla nükleer silah gönderebilecek düzeye gelmişlerdi. İşte bu durum sayısı artan, iki taraflı olarak sayısı artan nükleer silahlarla birleştiğinde önemli bir olguyu, yani bizim birinci bileşenimizi doğurdu. O da ikinci vuruş kapasitesi. Yani bir taraf ani mesela bir nükleer saldırıyla vurulsa dahi tamamen savaş dışı kalmıyor, iradesi yıkılmıyor ve kendi elindeki farklı noktalara konuşlandırdığı nükleer silahlarıyla ikinci vuruşları yapmaya başlıyordu. Dolayısıyla siz bir nükleer saldırıda bulunsanız dahi mutlaka, hemen hemen mutlaka bir nükleer cevap alacağınız, şehirlerinizin vurulacağı ve yıkılacağı anlamına da geliyordu. Dolayısıyla bu da önemli anlamda sizi durduran bir unsur haline geliyordu. Şöyle düşünün. Giriştiğiniz bir nükleer savaş sonrasında şehirleriniz vurulmuş, milyonlarınız ölmüş, endüstri merkezleriniz vurulmuş ve ekonominiz çökmüşse, dünyadaki konumunuzu kaybetmişseniz o zaman o nükleer savaşı kazanmanız, hatta yani karşı tarafı haritadan sildiğiniz mutlak bir zafer kazansanız bile ne anlamı var değil mi? İşte bunu Küba füze krizini değerlendiren Kissinger çok güzel bir şekilde ifade ediyor. Onunla devam edelim. Diyor ki Kissinger, biz 2000 civarında füze ve silaha sahipken Sovyetler Birliği gerçekte kullanabileceği yalnızca 60-70 stratejik silaha sahipti. Ama yine de Sovyetlerin engellenmeden ulaşacak silahları ile Birleşik Devletler üzerinde korkunç bir yıkım yaratması mümkündü. Tabii dikkatinizi çekerim. Kissinger'ın bu ifadelerinde hala şey yok yani işte dünyanın geleceği, gelecek nesillerimiz, ekolojinin yok olması ve geleceğimizin yok olması yok. Hala konuyu güç dengesi açısından değerlendiriyor. Böyle bir dünya. Her neyse, biz konumuza dönecek olursak birinci bileşen anlaşılmıştır sanıyorum. Yani ikinci vuruş kapasitesi nedeniyle bir nükleer üstünlüğe sahip olsanız dahi savaşa girmenin mantıklı bir seçenek olmaktan çıkması durumu. İkinci seçenek ise bu bombaların etkisinin artması ile ilgili. Yani teknolojik ilerleme ile ilgili. Teknolojik gelişme ile yıkımın artmasından bahsedecek olursak değinmemiz gereken unsur
hidrojen bombasının ortaya çıkması. Çünkü eski teknolojide olan atomları birbirinden ayırmaya, yani füzyona dayalı teknolojinin yerine atomları birbirine kaynaştırmaya, yani füzyona dayalı bir teknoloji olan termonükleer bombanın ortaya çıkması, diğer adıyla hidrojen bombasının, nükleer silahlara ilişkin dengeyi tamamen değiştirdi. Çünkü bu yeni yöntemle açığa çıkan enerji ve yıkıcılık, Hiroşima ve Nagasaki'de gördüğümüz örneklerle kıyaslanmayacak düzeyde yüksekti. Bunu bir karşılaştırma görseli ve gerçek bir hikaye eşliğinde anlatacağım size. ABD'nin 1 Mart 1954 tarihinde Pasifik Okyanusu'nda yaptığı Castle Bravo denemesinde oluşan radyoaktif serpinti rüzgarla birlikte yüzlerce mil uzağa ulaşmış, hatta ulaştığı yerdeki bir Japon balıkçı teknesindekileri zehirlemişti. Hatta bir tanesinde ölümüne neden olmuştu. Warren, bu bombaların yüzlercesinin kullanıldığı bir nükleer savaşı siz düşünün. İşte nihayet bu yıkımın bizzat gözlemlenmesi sonrasında, yani Castle Bravo başta olmak üzere iki tarafında yaptığı nükleer denemelerde bu yıkımın gözlemlenmesi sonrasında iki tarafta oluşacak yıkımın güç dengelerinin de uluslararası ilişkilerin de çok ötesinde olduğunu anlayabildiler. Örneğin Sovyetler'de hazırlanan bir raporda 100 adet hidrojen bombasının patlatılmasının bütün dünyada yaşanması mümkün olmayacak koşullar yaratabileceği belirtilmişti. Nihayet devletler çıkarlar, kazançlar dedikten sonra değil, demeden önce dünyamızdan bahsedebilmişlerdi. Evet, yıkıcılığı korkunç derecede artırılmış nükleer silahlarla yapılacak olan ve aynı zamanda ikinci vuruş kapasitesiyle desteklenen bir ortamda gerçekleşecek olan bir savaş, kazananın da kaybedeceği bir savaş anlamına gelmişti artık. İşte bu durumun anlaşılması ile birlikte bu duruma karşılıklı kesin mahvoluş ya da karşılıklı kesin yıkım adı verildi. Peki bu yıkım anlaşıldı, harika. Peki bu yıkım anlaşıldıktan sonra taraflar ne yaptılar? Tabii ki daha büyük ve daha çok bomba üretmeye devam ettiler. Bombaların yıkıcılığı şu anda ekranda gördüğünüz düzeye ulaştı. Yani buradaki mantar bulutlarının büyüklüğünden yıkıcılığının da ne kadar arttığını anlayabilirsiniz. Ve sayısı da benzer şekilde şu anda ekranda gördüğünüz sayılara doğru çıkmaya devam etti. Yani hem niceliği hem niteliği arttı bu silahların. Ve bu silahların yalnızca bir caydırıcılık unsuru olacağının ve tabii aslında blok içi hegemonya aracı olarak kullanılacağının anlaşıldığı bir ortam bir garip dengeyi de beraberinde getirdi. İki tarafta küçük bir doğrudan çatışmanın büyük bir nükleer savaş getirme riskini bildikleri için daha farklı politikalar uygulamaya başladılar. Bu farklı politikalardan kastımız da aslında adına daha sonra vekil savaşlar denilecek olan dönemi ifade ediyor. Yani birbirlerine karşı doğrudan nükleer silah kullanamayacaklarını, hatta bununla ilgili yeterince caydırıcılık yaratamayacağını bilen bu iki blok lideri politik mücadelelerini vekiller kullanarak, yani daha küçük ve kontrol edilebilir ve daha da önemlisi birbirlerinin doğrudan karşıya gelmediği çatışma tipleriyle yürütmeye başladılar. Ki şu anda da benzer bir dengenin olduğu aslında söylenebilir. Bu denge öyle garip bir denge ki aslında bazı realist düşünürler bu dengenin uluslararası istikrar için daha iyi olduğunu, yani nükleer silahların varlığının uluslararası barış ve istikrar için iyi bir şey olduğunu savunmaktalar. Böylesi bir denge de adını nükleer silahların yarattığı dehşetten aldığı için işte onun adına da dehşet dengesi denmiş. Bu noktada eklemek istediğim bir husus var aslında. Bu dehşet dengesi kavramıyla ilgili olarak sıklıkla duyduğum bir şey, bu kavramın bir şekilde, anonim bir şekilde ortaya çıktıktan sonra yaygınlaştığı ve kavramın nereden çıktığını da aslında çok bilinmediğine dair birkaç yorum duyduğum, okudum. Oysa ben farklı biliyorum. Çünkü Paul Kennedy'nin, ünlü tarihçi Paul Kennedy'nin kendi kadar ünlü bir kitabı var, Büyük Güçlerin Yükselişi ve Düşüşü diye. O kitapta Kennedy bu sözün sahibinin Churchill olduğunu söylüyor. Dolayısıyla sözün Churchill'in olduğunu da söyleyebiliriz ki biliyorsunuzdur diye umuyorum. Churchill yine Soğuk Savaş'a dair demir perde kavramının da yaratıcısı. Yani adam tek başına Soğuk Savaş'ın bütün büyük terimlerini çıkartmış sanırım. Özetle nükleer dengeye nasıl ulaştığımızı ve bu dengenin temelinde yatan olguların anlaşıldığını düşünüyorum. Bir sonraki videoda ise nükleer silahların bir 3. Dünya Savaşı yaratıp yaratmayacaklarını sorgulayacağım. Dolayısıyla eğer bu video ilginizi çektiyse
Bir sonraki videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.